Şimdi Katar'a asker gönderen biziz. Kendi askerimizin canını tehlikeye atan biziz. Bunu neyin karşılığında yapıyoruz sorusunu soruyoruz. İktidardan cevap yok. Biz bunu komisyonda da sorduk. Mecliste de soruyoruz. Katar'ın dünya üzerinde Türkiye'nin dış politikasını etkileyen stratejik çıkarı, Türkiye'nin bu işten stratejik çıkarı nedir diye soruyoruz. Bunun bir cevabı yok. Ama 13 tane madde ortaya konuyor. Bu ambargonun ortadan kaldırılması için. Bu 13 tane maddenin arasında bir tanesi Türkiye'nin oradaki askeri üssünün kapatılması. Zaten askeri üs daha kurulmadı. Askeri üs inşa aşamasında. Orada toplasanız Türkiye'nin 200 civarında askeri var. Peki bu neden birinci gündem maddesi oluyor? Yani Mısır'la zaten diyalogumuz iyi değil. Bunun üzerine Suudi Arabistan'ı, Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Yemen'i, başka ülkeleri katmanın ne gibi mantığı var? Bir. İkincisi, Sayın Binali Yıldırım Başbakan olduktan sonra Türkiye'nin hangi ülkelerle dostluğu artmıştır? Ben buradan soruyorum. Ben düşmanlarını sayarım. O çok kolay. Sağa çevirseniz düşman, sola çevirseniz düşman. Maalesef böyle bir dış politika haline geldi. Peki kimlerle dostluğu artmıştır sorusunu bir değerli Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili ya da bakan gelip buradan açıklarsa biz büyük bir memnuniyet duyarız. Değerli arkadaşlar, Katar krizinin temel noktalarından bir tanesi neydi? Katar krizinin temel noktalarından bir tanesi ambargo uygulayan ülkeler Katar'a terör örgütleriyle ilişkini kes diyorlardı. Terör örgütleriyle ilişkini kes derken kastettikleri sadece IŞİD, El-Kaide ya da PKK ya da başka isimler falan değil. Esas olarak kastettikleri isim İhvan. Şimdi gelelim biraz İhvan'ın üzerine konuşalım. İhvan kim arkadaşlar? Türkçesiyle Müslüman kardeşler. İhvan şu anda nerede makbul bir örgüt olarak görülüyor? Bizzat kendisi bir parçası olan Hamas, İhvan'la arasına mesafe koyduğunu dünyaya deklar etti. Şimdi de o deklarasyonun ne kadar samimi olduğunu anlatmaya çalışıyor. İhvan'ın ana unsurlarından bir tanesi olan Gannuşi, Ennahda İhvan'la arasına mesafe koydu. Bizim artık yolumuz aynı yol değildir diyor. Katar kriz başladıktan hemen sonra birkaç gün içinde İhvan'ın önde gelenlerinden birkaç tanesini rica ederek ülke dışına çıkardı. Arkadaşlar kim kaldı? Türkiye var. Türkiye'den başka İhvan'ı sahiplenen, onu bir siyasi örgüt, meşru, demokratik bir siyasi örgüt olarak kabul eden hiç kimse yok. Şimdi İhvan ne ister ona bakalım. İhvan tam demokrasi mi istiyor? İhvan herkes barış içinde yaşasın mı istiyor? İhvan hukukun üstünlüğü için mi mücadele ediyor? İhvan ne için mücadele ediyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine uyan ne için mücadele ediyor İhvan? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programında yazan neye denk geliyor bu? Birisi çıksa arkadan anlatsın bunu arkadaşlar. Dış politikamızın ana eksenini getirdik. İhvan'ı yerleştirdik. Mısır'la kavga etmemizin nedenlerinden bir tanesi İhvan. Onun dışında Körfez ülkelerinde taraf olmamızın nedenlerinden bir tanesi İhvan. Eğer doğalgaz ve onun dışına gelen paralar değilse, görünen nedeni söylüyorum. Peki arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularının da kendilerinin de İhvan'la bir ideolojik kardeşliği olduğunu biliyoruz. Ama öbür taraftan dönüp bakıyorsunuz, Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler hep millilikten ve yerlilikten bahsediyor. İhvan'ın neresi milli arkadaşlar? İhvan'ın neresi yerli? İhvan merkezli bir dış politika izlemenin neresinin Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarıyla bilgisi var? Allah aşkına birisi bunu gelip anlatsın. Bu dış politikaya destek olan, kendisini milliyetçi olarak tanımlayan partilere de soruyorum. Bu dış politikaya destek olmanın neresi milli?